Merhaba arkadaşlar. Daha önceden zaten tanıtmıştım ve uygulamalı videosunu göstermiştim. Bu bir lastik tamir kiti. Uzun seyahatlerinizde, kısa seyahatlerinizde mahsur kalmamak için almalısınız. Kullanımı çok kolay. Onun videosunu da ekstra olarak paylaşacağım. Kısa bir anlatım yapayım. Şuradaki bantların geçebilmesi için birazcık daha delmeniz gerekebilir. Bu bantları şunun içinden geçiriyorsunuz, ortasından geçiriyorsunuz. Bu annelerimizin çok eskiden kullandığı ortası delikli iğne gibi bir şey. Bu bantlardan geçiriyorsunuz. Şu yapışkanı sürüyorsunuz. Bunun iki tarafına, bunun uygulamasını göstereceğim için şimdi önceden anlatayım. İki tarafına sürüyorsunuz. Şununla içine bastırıyorsunuz. Çektiğiniz zaman tamamen kapanmış oluyor. O delik kapandıktan sonra ne yapacağız? Lastiğimiz inik şekilde devam edecek miyiz? Hayır, etmeyeceksiniz tabii. Onu da tabii ki düşünmüşler. O yüzden de hava tüpleri koymuşlar. Bu hava tüplerinin nasıl kullanıldığını zaten videoda detaylı şekilde göreceksiniz. Şuna bağlanıyor. Şu şekilde bağlanıyor. Ondan sonra şunun içine geçiriliyor. Şuradan geçiriliyor. Ve bastırdığınız zaman, şu şekilde bastırdığınız zaman o tüpün içindeki hava lastiğinize geçmiş oluyor. Tabii bir tanesi yetmezse burada toplam 3 tane var. İkincisini de içine basabilirsiniz. Rahatlıkla yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi uygulamalı videosunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Lastik tamir kitini nasıl kullanacağınızı göstereceğim size şimdi. Lastiğimiz patlak olmadığı için delmek gerekti. Delik, küçük bir delik olduğu için de biraz daha büyük delmeniz gerekebilir. İçinden çıkan tığ gibi bir tornavida var. Onun ucuna fitili geçiriyoruz. Şekildeki gibi. Böyle bir şey oluyor. Ve fitilin çift tarafına yapıştırıcı sürmek için içinden çıkan yapıştırıcıyı kullanıyoruz ve fitilin çift tarafına bu yapıştırıcıyı sürüyoruz. İki tarafına da sürmeye özen gösterin. Sonra lastiğin içine zorlayarak sokuyoruz. Deliği biraz daha açmanız gerekebilir, çok küçükse delik. Ve zorlayarak içine bastırıyoruz. O lastiğin içine giriyor. Tamamını sokmamaya çalışın. Çünkü dışarıda bir kısım kalması lazım. Hızlıca çekip çıkartın. İçinden falçata gibi bir küçük bir alet çıkıyor. Onunla da dışarıda kalan uçları aşırı dibinden değil, hafif dışarıdan kesin. Bu şekilde lastiğiniz onarılmış oluyor. Şimdi biraz daha lastiğinizi şişirmeniz gerekebilir. Onun için de yeşil bir aparat var kitin içinde. Onun içine sibop borusunu takın. O lastiğe takacaksınız çünkü onu. Bu da şişirme tübü. Onun içine çevirerek monte edin, spoba bağlayın ve yeşil aparatın kenarlarındaki kilit mekanizmasını açın. Tüpün içindeki havanın lastiğe dolmasını sağlayın. Oldukça basit işlem. Lastiğinizi böyle bu şekilde onarabilirsiniz. Kolay, kullanımı kolay ve basittir. Hepinize iyi sürüşler.